Merhaba. Bu dersimizde yine Kamu bölümünden Table konusunu işleyeceğiz. Insert menüsünün Kamu sekmesindeki linkler bölümü incelemiştik. Şimdi de Table, yani tablo oluşturma, tablo şablonu çıkarma aracını göreceğiz. Örneğin sayfamda istediğim bir bölüme imlecimi getiriyorum. Daha sonra Kamu sekmesinden tablo bölümüne tıklayarak bir pencere açıyorum. Bu tablo penceresinde bizim kaç satır ve kaç sütunluk bir çalışma yapmak istediğimizi soruyor. Burada siz rakamları çalışmanıza göre belirliyorsunuz. Daha sonra alt tarafında table width, yani genişlik. Burada yine genişliğinizi belirtiyorsunuz. Örneğin 500 diyelim. Tabii ki piksel cinsinden olduğuna dikkat ediyoruz. Border kısmında yine çerçevesinin olup olmayacağı gibi seçenekler var. Eğer hücrelerin, yani kutuların arasındaki boşluk ayarlarını yapmak istiyorsanız da cell padding, cell spacing gibi seçenekleri yapabilirsiniz. Şimdilik bu işlemleri yapıyoruz. 3 satır ve 3 satır sütunluk bir çalışma. Genişliği de 500 piksel. OK deyip çıkıyorum. Gördüğünüz gibi hemen imlecimin bulunduğu yere 3 satır 3 sütunluk bir tablomuz geldi. Tablomuzun artık dizayn ekranında olduğumuz için ayarlarıyla çok rahat oynayabiliyoruz. Tabi arka tarafa gidip baktığımızda da otomatik olarak table kodlarının açıldığını görmekteyiz. Tekrar dizayna dönüyorum. Burada artık tablomuzun içerisine ister resim, ister video, harita, yazı, yani ne eklemek istiyorsanız, içerik olarak ne koymak istiyorsanız o kutunun içerisine hemen imlecinizi getirip işlemlerinizi yapıyorsunuz. Örneğin basit bir çalışma yapalım. Diyelim ki bizim elimizde bir ürün listesi var. Onun şablonunu hazırlayalım. Evet, yazılarımızı yazdık. Örneğin yazılarımızı birazcık formatlamak istersek, diyelim ki üçünü birden kalın yapmak istiyoruz. 3 tane yazının içerdiği kutuyu beraber mouse'umu sürükleyerek seçiyorum. Ve hemen aşağıya bakıp örneğin bold seçeneği, yani kalın seçeneğini tıklayarak 3 başlığın birden kalın olmasını sağlıyorum. Yine aynı şekilde alt tarafa yazmak istediğim zaman devam ediyorum. Ürünün fiyatını yazalım. Diyelim ki yeriniz bitti ama bir ürün daha eklemek istiyorduk. Kısaca şimdi yapacağımız işlemleri görelim. Tablonun en dış kenarına bir kere tıklıyorum. Dış çizgisine tıkladığım zaman tablomuz seçili olduğunu görüyorsunuz ve kulakçıklar da burada çıktı. Hemen aşağıya bakıyorum. Properties panelimiz, daha önce de bahsettiğimiz gibi, herhangi bir objenin tüm özelliklerini önümüze döküyor. Tabii ki seçmiş olmamız gerekiyor. Eğer bunu seçmezsem gördüğünüz gibi tablo özellikleri yok. Mutlaka tabloya tıklayıp seçili olduğunu görüyorum. Daha önce 3'e 3 yapmıştık satır ve sütun olarak. Bana bir dördüncü satır daha gerekti. Hemen buraya dördüncü satır ekliyorum, yani bir arttırıyorum ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi hemen yukarıda tablomuza bir alan daha açıldı. Ve işlemi hemen burada sağlıyorum. Gördüğünüz gibi tablolarımızı çok hızlı bir şekilde müdahalemizi yapabiliyoruz. Aşağıda satır sütun numaralarını gördüm. Cell padding, cell spacing'den bahsetmiştik. Örneğin bunlara hemen bir müdahale sağlayalım. Farklı görelim. Cell padding'e örneğin 5 piksel verip Enter'a bastığım zaman gördüğünüz gibi hemen tablomuzda bir genişleme oluştu. Bu tabii ki bakın yazılarla kutucuklar arasındaki temel boşluğu ayarladı. Align özelliğimiz var. Yani tablomuzun hizası. Örneğin tablomuzu ortaya ve sağa doğru da çekme şansımız var. Default olarak sola dayalı geliyor. Center'a tıkladığımda gördüğünüz gibi hemen tablomuz ortaya geldi. Yine işlemi seçip kullanabilirsiniz.
Burada yine border kısmından eğer istemiyorsak çerçeve 0 deyip enterladığımızda çerçevesi olmayan bir tablomuz ortaya çıkacaktır. Sadece standart çizgilerini görüyoruz. Bu tabii ki tarayıcıda gözükmüyor. Devam edersek tablo düzenlemeye. Örneğin ürün adı, fiyatı ve satış adeti başlıklarının üst bölümünün renkli olmasını istiyorum. Yine aynı şekilde 3 adet kutuyu beraber seçiyorum. Yani çoklu işlem yapabiliyoruz. Hemen aşağıya göz atıyorum. HTML bölümünden background color, yani arka plan rengi seçeneğini buluyorum. Renk paletine tıklayıp açıyorum. Renk paletinden de yine istediğim bir seçeneği aktif edip bırakıyorum. Hemen toplu bir şekilde işlemlerimizi yaptık. Yine dediğim gibi çoklu seçim yapıyorum. Ürün adı bölümünü renklendirdik. Bu kısmı da bakın beraber seçtim. Örneğin bu da. Evet. Yani nasıl bir renk seçeneği sunmak istiyorsak onu otomatik olarak seçebiliyoruz. Kaldırmak isterseniz de yine renk bölümünü hemen seçiyorum tabloları. Renk paletini açıyorum ve buradan rengi kaldır seçeneğine tıklıyorum. Böylelikle istediğim gibi renklendirme işlemi yapma şansım var. Tablonuzun kendi genişliğiyle oynamak istiyorsanız artık burada dizayn ekranında mouse'umuz devreye girdiği için çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Hemen yine tablonun çizgilerine tıklayıp kulakçıklardan çekiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi istediğim boyutlara getirme şansım var. Böylelikle istediğim bir alanı istediğim kadar genişletebiliyorum. Tablonun iç çizgilerinden çektiğinizde sadece bu bölge, kenarlardan çektiğinizde de tüm tablo etkilendiğini görüyoruz. Tablomuza şimdi bir tane daha ekleme yapalım. Satır 5, enterlıyoruz. Diyelim ki bu 5. satırı tek başına bırakmak istiyoruz. Tek başına bırakmak istediğim satırı yine üçünü birden seçerek aktif hale getiriyoruz. Yani buraya bir tek parça, tek bir kutu haline getireceğiz. Seçtikten sonra hemen sol alt köşeden row seçeneği, yani satır seçeneğinin bir işareti var. Merge selected cell, yani seçili hücreleri birleştir. Buna tıkladığımda gördüğünüz gibi hemen hücremiz tek parça haline geldi. Yine burada istediğim gibi değişikliği yapabilirim. Ve burada tek parça haline bıraktığım için artık uzun bir yazı altına ekleme şansım var. Hücreleri birleştirme işlemi bu şekilde yapıyoruz. Veya tam tersi görmek istediğim zaman da yine tek parça olan bir hücreye tıklıyorum. Aşağıdan bu sefer de split cell'e şu simgeye basıyoruz. Bize kaça bölmem gerektiğini soruyor. Bunu siz kendiniz yine ayarlayıp okeylediğinizde bu bölümü kendi içerisinde hemen parçalıyor. Bir de tablolarımızın iç hizası var. Yani kutucuklar arasındaki hizalar. Biraz ondan bahsedelim. Diyelim ki tablomuzu genişlettik. Hücreleri açtık. Gördüğünüz gibi hücrelerimizi genişlettiğimizde yazılarımızın hepsinin merkezde çıktığını görüyoruz. Yani aslında başlaması gereken yer üst köşe. Tabi bunların düzenlemesini nasıl yapacağız hemen onları görelim. İlk önce standart hizalamayı görelim. Üstteki başlıklarımızı hizalayalım. Yine 3 hücreyi seçiyorum. Hemen aşağıya geliyoruz. Aşağıda horizontal, yani yatay hizalama mevcut. Listeyi açtığım zaman gördüğünüz gibi seçenekler var. Buradan örneğin center'ı seçiyorum. Listemi aktif ettiğimde hemen bakın merkeze geldiler. Yine aynı şekilde örneğin yazılarımızın tamamının üst köşeden başlamasını istiyoruz. Buradan yine çoklu bir seçim yapıyorum. İster aşağıdan vertical seçeneğinden listeyi açıp tab seçeneğini aktif ediyoruz veya uzun yolu sağ tıklayıp table seçeneğinden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Burada bakın align seçeneklerimiz mevcut. Seçimimi yaptım. Vertical tab.
Bütün hepsi yukarıya geldi. Bunu istersek tabii kodlardan da yapabilirdik. V align tab seçeneğiyle tüm yazıların sol üst köşeden, yani başlaması gereken üst bölümden başladığını görüyoruz. Tablo özetlerimiz bu şekilde.